Kalma ve hayatıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hakan markete gitmişti, geldi. Ben de neler almış hemen onları çekeyim, sonra da yerleştireyim dedim. Bugün hiç oturmadım. O yüzden çok 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 yorgunum. Şöyle temiz mercimeğim azalmıştı. Ama mutfağımın temiz mercimeğini almış. Fiyatlarını söylemeyeceğim. Çok çok uzuyor. Zaten fiyatları bulmak da zor. Hele ben hiç gitmedim. Şu an hiç bilemem. Şöyle esmer köfteli bulgur almış bir paket. Sonrasında şöyle bir çekirdek almış. Çayın yanına bazen yiyoruz. Daha dolabın içi çekirdek kaynıyor. Neyse. Sonra şu paketleri göstereyim. Tam bir adet çay almış. Zaten biliyorsunuz ben bundan başkasını sevmiyorum. Şöyle 5 paket makarna almış. Spagettiyi filizim bulamadım dedi. O yüzden Nuh Mankara almış. Zaten diyorum ya, filiz yoksa Nuh Mankara tercih ediyoruz. Şöyle bir bulgur. Bir fiyonk. Nuh Mankara. Kalem, mantı. Bunu da şöyle koyuyorum. Hepsi yerine gidecek. Sonra başka. Staş'ın her zamanki tereyağı. Bunun fiyatı hep sabit diyeceğim de bu bile artmış. 33,5 olmuş. 29 liraydı galiba. Şöyle bir adet tavuk bulyon almış. Ay, daha ojelerimi çıkartamadım. Şöyle onunla Nescafe almış. Bunu da hemen yerleştireyim. Adamlar açmaya yapmış, ben yapmaya çalışıyorum. Bu mutfağı temizledim. Şöyle ben Türk kahvesi kabına koyuyorum. Oradan yapması kolay oluyor. Alıp. Biri yerleşti. Şöyle bir tane Nutella. Şoktan misin yoğurdunu almış. Artık yoğurtları böyle ufak tercih ediyoruz. Çünkü diğer türlü ekşiyor. Böyle daha çabuk tüketiyoruz. Tükettikçe alıyoruz. Buranın her zamanki gibi el yapımı sucuğu var. Kule Market'in. Çok lezzetli. Sucuk olarak genellikle bunu tercih ediyoruz. Bu galiba köy peyniri. Umarım tuzsuzdur. Şöyle bir köy peyniri almış. Peynirler iyi değil. O yüzden de böyle çok hoşlanmıyorum. Tuzsuz, yağsız öyle peynirler seviyorum. Sonrasında kabak almış. Mesela 3 tane elma almış. Biz böyle meyvelerimizle sayılı alıyoruz. Şöyle göğüs almış. Evimizin vazgeçilmezi. Göğüs. Bugün ilk defa mercimek pişirdim. Garip. Şöyle domates almış. Geçen gün aldığı domatesler çok güzeldi. Salatalık. Canım tarator çekmişti. Tarator için şöyle havuç almış. Tarator yaparım. Şöyle bir mantı almış. Bakalım nasıl çıkacak. Dana etiyle üretilmiş diyor. Nasıl saklayacakmışız bunu? Buzdolabında saklayacağız. Artı 4 derece demiş. Şöyle arkadaşlar, 24 tane süt aldık. Kutu süt diyorum ya, artık almıyoruz. Böyle sadesi de var, çileklisi de var, muzlusu da var. Böyle süt aldık. Nihal artık zaten biberonu bıraktı. Daha onu anlatacağım size. Biberonu bıraktığı için de sütü de bıraktı gibi bir şey oldu. Az az içiyor. Şöyle 2 tane şeftali almış. Böyle Nihal'a. Meyveler hep Nihal'a, bizim evde meyve yenmiyor. Şöyle armut almış 2 tane de. Bir de şöyle patates almış. Bir de yumurta. Şimdi arkadaşlar ben bunları hemen yerleştireyim yerine. Hatta beraber yerleştirelim. Hep böyle videoyu kapatıyorum. Şeyden haberiniz olmuyor. Buzdolabının içi
Çok dağınık değil. Yeni toplamıştım. Hemen yumurtaları dizmekle işe başlayalım. Şöyle artan yumurtayı da bir yumurtalığım var. Onun içine koyacağım. Bunu annem almış bana. Böyle buzdolabına sığdıramadığımı görünce şöyle hemen bunu da hızlı hızlı yerleştireyim. Evet, yumurtalarım da bu şekilde oldu. Yüzüme de hiç ışık gelmiyor. Şöyle durayım bari. Yumurtalarımı dizdim. Şimdi bunu hemen kapatıyorum. Domateslerimi de gene şuraya koyuyorum. Böyle alması kolay olsun diye. Onları da dizeyim. Düzenledim. Benim için en zor yer sebze kısmıydı. Onu da hallettim. Şurada biberlerim vardı. Bir iki tanesi çürümüş. Onları alayım şuradan. Şunlardan da yarın bir şey yapayım. Aslında bunların tepelerini de kessem kullanılabilir sanki ya. Çok şey değil. Ben bunları hemen değerlendireyim. Yemeyeyim. Gözümün önünde olsun. Buzdolabına girecek başka bir şey yok. Buzdolabını kapatıyorum. Şimdi makarnaları da yerleştireyim. Şöyle. Hemen onları da yerleştireyim. Burası da tamam. Bir çayla patates kaldı. Sütleri de şu üstteki dolaba yerleştireceğim. Ve bitti. Bu arada Hakan yağ dalmış yeni gördüm. Yerdeymiş. Şöyle çekirdekler vardı. Yarım yarım. Bunları bir kere boşaltayım. Diğer kaplamasınlar şöyle. Başka var mı? Bakayım bir. Ben. Gel gel. Ne yaptın? Yerleştiriyorum. Baban becerebilirse. Görüntüyü görüşecektik de. Senin kaydın bitti mi onu bilmiyorum. Açamadık yani. Nasıl yani? Bilmiyorum. Evet,
bir sürü şekilde yemeyeyim. Şimdi yerleştireceğim diye. Şurayı bir toplayayım dedim. İyi de yaptım yani. Amma dağılmış burası. Şuraya koyayım bunları da. Tamamdır. Sanki oldu. Benden bir şey gördünüz mü bilmiyorum ama. Taraf düzenlenecekti. Onu da artık yarın yaparım. Gerçekten oturmak istiyorum. Sütleri falan da abur cubur reyonumuz burası. Zaten çok fazla abur cubur tüketmiyoruz. Bu kadarcık. Şu çekirdeklerini de kapağını kapatayım. Şöyle. En azından görelim ki çekirdek olduğunu gidip gidip başka almayalım. Onları da şöyle koydum. Burası da böyle oldu. Arkadaşlar bugün menüde tavuk sote var. Şöyle tavuk sote yaptım. Dünden biraz makarnamız vardı. Biz Nilhan'la ikinci akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bir de dünden şöyle mercimeğimiz var. Şuradan. Şöyle koyayım. Bu arada komşu kapıya güzel domates falan asmış. Bahçeden dedi. Onları da şimdi aldım. Hakan da geldi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şekilleştireceğiz. Televizyonu da duvara monte edeceğiz. Yerlerine baktık. Bir ölçüm yapacağız falan. Burayı ayarlayacağız. Hakan şu an telefonla konuşuyor. Onu bekliyorum. Çayı demledim. Çay içeceğiz inşallah. Bu akşam böyle. Nilhan Hanım'ın dağınıklarını zorla toplattırdım. Bu size dediğim avize de bu. Aslında bu odayı da böyle fena durmadı. Açacak gibi ama bu odada hep böyle şey. Bu hem ters şeyler olduğu için koridorda bir tane avizem var. Onu buraya takmayı düşünüyorum. Burada ışık ne kadar kötü ya. Motor eve alınmaz. Evet, bize günaydın. Artık siz hangi saat diliminde izliyorsunuz bilmiyorum. Bugün geç kalktık. Saat 11 oldu. Geç dediğimde ben geç kalktım. Nilhan 9 gibi yanıma geldi herhalde. Ondan sonra biraz daha yatakta oyalandım falan. Baktım 10.30 olmuş. Nilhan'ın karnı acıkmıştır dedim ve kalktım. Sonra onun işte el yüz yıkama, alt değiştirme aynı şekilde benim falan derken saati 11 etmişiz. Şimdi patates kızartıyorum. Ay Nilhan bugün patates istedi dedim bari çocuk beni uyuttu. Hediye verdi ben de ona bir hediye vereyim. Bu şekilde ona patates kızartıyorum. Dün de omlet yapmıştım. Omleti yememesine rağmen yedi. O da ayrı bir mevzu. Böyle arada bir beni çok şaşırtıyor. Dün akşam oturma odasıyla uğraştık. Çok komikti. Şimdi... Alırken biz kiracı olduğumuz için duvara monte ettirmeyi düşünmüyorduk televizyonumuzu. Ondan sonra Nilhan sürekli televizyonu ellemeye başladı. Sürekli kalemle çizmeye başladı gelip giderken. Hatta derin derin çizikler olmuştu. Dedik ki yani mesela geliyor süpürgenin parçasını alıyor şeyde gezdiriyor televizyonun ekranında. Ondan sonra ya da eline bir kalem alıyor ya da kendi ellemek istiyor. Herhalde onu dokunmatik sanıyor. Renkleri dağılıyor ya, hoşuna gidiyor. Hakan dedim bu böyle olmayacak. Aslında biz kanepeden dolayı kanepeleri biliyorsunuz ki neye koymuştum oturma odasında.
kapı kapanmıyordu. Öyle olunca kanepeden dolayı yer değiştirecektik ama televizyonu duvara asma gibi bir fikrimiz yoktu. Bu olaylar gerçekleştikten sonra dedik ki hadi televizyonu bu duvara geçirelim, asalım hatta. Ondan sonra dün Hakan'a dedim ki kuruluma geldiklerinde bize aparatlarını bırakmamıştı. Bizim iki televizyonumuz da Vestel. Yani şurada duran da şöyle göstereyim. İçinde askı aparatları vardı. Bunu da öğrencimize monte ettirmiştik buraya. Aynı mantıktan hani duvar delinmesin diye falan düşünüp bir şey yapmamıştık. Servistekiler de o aparatları geri götürmüştü. Ben de dün dedim ki o bizim hakkımızdı. Niye götürdüler ki? Yani sonuçta hani ben o televizyonu oraya astırmak da isteyebilirim. Bakın lazım oldu işte. Bir sene olmuş. Olmaya da bilir. Ben onu yanımda taşımak istiyorum. Neyse dün Hakan gitti dedi ki televizyonun işte arkasındaki şeyi bir çek dedi, seri numarasını. Çektim attım. Dedi ki televizyon aldı bir seneyi geçmiş. Nasıl geçmiş onu da anlamadım. Ne oldu dedim. Servis bu şekilde yardımcı olmuyormuş. Kurulumda da duvara monte ettirmezsek o aparatları onlar götürüyormuş. Dedim. Şimdi dedi ücretliymiş dedi. Ne kadarmış ücreti dedim. 35 lira dedi. İyi dedim 35 liraysa al. Yalnız dedi işte kuruluma geleceklerse dedi 150 lira oluyormuş. Ondan sonra 150 lira çok para ya dedim. Neyse biz takarız dedim, matkabımız falan var. Ben de öyle düşündüm dedi. Gitti aparatları aldı geldi. Neyse akşam yemeğimizi yedik. Hatta biz Nihan'la iki kez yemek yedik dün. Bir arta kalanları bir de tavuk sote yapmıştım. Onu yedik. Ondan sonra hala gülüyorum. Hakan geldi işte koltuğu değiştirdik bilmem ne. Yerlerini bulduk, nereye asarız ne yaparız bilmem ne zart sürt. Sonra astık biz televizyonu. Televizyon abartmıyorum şöyle duruyor. Ondan sonra tabii yakından onun öyle durduğunu anlamadım. Şöyle bir yaklaştım bir baktım. Gülmeye başladım. Hakan dedi komik olan ne dedi. Yamuk olması dedim. Yani adamların 150 lira istediği kadar varmış dedim. Saat de o arada 11.30 oldu. Nilhan ağlıyor, uykusu geldi bilmem ne. Nilhan normalde 9'da 10'da yatıyor yani. Hadi dedim Nilhan uyutalım sonra devam edelim. Bu böyle kalsın diyor. Dedim öyle kalır mı Nilhan'la ben ne yapacağım bütün gün? Anten kablosu dışarıda, televizyon öyle böyle duruyor. Bütün gün bir de televizyonun oradayız yani. Ondan sonra 11.30'du, 12.10 vardı. Hadi dedim 12 olmadan yapalım. Yani geçerli bir sebebimiz olsun. Hiç de sevmem böyle şeyleri. Ya zaten deldiğimiz hani 3 saniyelik bir şey 4 kereden 12 saniye falan yapıyoruz. Hızlı deliyoruz yani. Bu sefer ölçüm şeyi vermişler kağıdı. Patatesleri de yaptım da konuşurken. Ölçü kağıdını yapıştırdık, ölçtük, biçtik. Bu arada televizyonu bir de kahve televizyonu gibi en tepeye takmışız. Ondan sonra yamuk durmasını geçtim bir de tepede. Bir de o yanlardan da hiç mi ölçmedik? Yani hiç mi kafamız çalışmadı? Anlamadım. Neyse en sonunda İkinci deneyişimizde güzelce astık. Anten kablolarını falan gizledik. Sakladık falan. Onları ayarladık. Dün akşam yattığımda saat 2'ydi. O yüzden zaten bugün geç kalktım. Pardon ben sonradan da 4'e kadar uyuyamadım. Böyle yorgunluktan uyuyamama durumlarım oluyor. Böyle yani. Oturma odasının şeyleri kaldı. İşte tablodur, maskemiz falan var. Kendi yaptığım şeyler var. Ne var ismi? Jütipinden yapraklarım. Onları takacağım. Bugün de başka da işim yok. Dün her yeri sildim, süpürdüm, tozunu aldım. Allah'a şükür bugün rahatım. Bir de siyahları makineye atacağım. O kadar. Bu arada kaç gün üstüme şu tişört. Kıpırdamadığım için demişim. Değiştirmek de istemedim. Neyse o zaman hadi bir yerlerde görüşelim. Patateslerim oldu. Onları çıkarayım. Kahvaltımı da hazırlayayım. Ben çayımı demleyeyim. Çayımı demleyeyim. Sonra kahvaltımızı yapalım. Nilhem artık beklemez. Patateslerimizi alıyorum anneciğim. Alayım mı? Yenisini atacağım. Yalnız bunların soğuması lazım biliyor musun? Hadi sen de git orada. Nereye al? Hı? Nereye al? Seni mi alayım? Nereye alayım seni? Arkadaşlar güya... Bir patatesten yapacaktım. Nihan çok seviyor. Ben deyince niyetim yok. İki patatesten yapayım. Bu sefer de ordu doğru gibi olmuş. Patates işini bir çözemedim ya. Efendim anneciğim. Ne? Makarna mı? Baba makarna yemeyelim. Kahvaltı.
Bu arada çay suyunu da koydum. Şimdi ben kızıma süt de vereceğim. Acıktın mı sen anneciğim? Ben şöyle soframı hazırlıyorum. Neyse arkadaşlar, ben Nilhan'ın karnını doyurayım. O şimdi doyamamaz başlar. Sıcak olabilir, dikkat et. Sıcak. Bekle dedim ya sana. Aa, yanarsın. Karnını doyurayım. Bu arada paçalarım da dereye girecekmişim gibi. Hadi. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.